Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, jandarma teşkilatının 181. kuruluş yıldönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ünsal Ağoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Jandarma teşkilatının 181 yıldır canla başla çalıştığını belirten İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ünsal Ağoğlu, toplumda her kesimin güvenini kazanan jandarma teşkilatının aynı heyecanla görevini sürdürmeye devam edeceğini kaydetti. 181 yıldır canla başla çalışan teşkilatımız bugün de yine aynı şekilde özellikle terörle mücadelede, Batı illerimizde de emniyet asayiş görevlerinde çok başarılı sonuçlar elde etmektedir. Başarıların elde edilmesinde başta Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, Genel Komutanımız ve il valilerimiz olmak üzere herkesin teşkilatımıza katkısı çok büyük, güveni çok büyük. Bu güveni hiçbir zaman sarsmadık, sarsmamaya çalışacağız. Bütün personelimizle, bütün teşkilatımızla aynı şekilde güven vermeye devam edeceğiz. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. İl bazında da her çalışmamızda bize destek oluyorsunuz. Çok sağ olun. Her zaman arkamızda duruyorsunuz. Çok sağ olun. Biz de sizin güveninize mazhar olmaya çalışıyoruz. Bütün özel kurulmuş birimlerimizle aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin güçlü kılınmasında jandarma teşkilatının bugüne kadar önemli görevler aldığını belirten Vali Ömer Seymenoğlu, teşkilatın pandemi sürecinde de vatandaşı kucaklayıcı bir şekilde alanda görev yaptığını belirterek, toplumun ihtiyacı olduğu her dönemde jandarma teşkilatının göreve hazır olduğunu kaydetti. Gerek merkezde gerek taşrada ülkemizin güçlü kılınmasında her zaman bugüne kadar jandarma teşkilatı devletinin, milletinin, vatandaşının yanında olmuştur. Alınan her türlü kararın alanda yakinen uygulayıcısı olmuştur. Bu sadece emniyet, asayiş, terör, ahlak değil. En son yeni yaşadığımız bu pandemi sürecinde jandarma teşkilatını alanda vatandaşı kucaklayan, devleti vatandaşıyla buluşturan bütün alınan kararlarda, görevlerde layıkıyla yerine getiren bir teşkilat olarak gördük. Özellikle vefa destek gruplarının almış olduğu bu büyük sorumlulukta 82 milyona götürülecek olan hizmette hızlı ve etkin yürütülmesi gereken anlık alınan kararları anında alanda uygulanması gereken durumlarda jandarma teşkilatımızın bütün kadrolarında, bütün rütbelerinde çalışan arkadaşlarımız cansiperane bir şekilde çalıştılar. Zaman oldu, evlere maaş dağıtımında görev aldılar. Zaman oldu, sosyal ihtiyaçlarının, ekonomik taleplerinin yerine getirilmesinde destek oldular. Kısacası bu pandemi sürecinde sağlık teşkilatının yaptığı büyük fedakarlıklar, benzeri fedakarlıkları jandarma teşkilatı çalışanlarından da gördük. Bu da ülke olarak, devlet olarak bizleri güçlü kılıyor. Toplumun, milletin ihtiyacı olduğu her anda jandarma göreve hazır. Bunu 32 yıldır meslek hayatımda, mülki idare amirliği görevimde birebir yaşamış durumdayım. Jandarma teşkilatını bu 1,5 asıra yakın yaşından dolayı tekrar tekrar kutluyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Allah alanda çalışan, bu kararları alan bütün teşkilat mensuplarına yardımcı olsun, ayaklarına taş değdirmesin diyorum. İnşallah hep beraber, başta Isparta ilimiz olmak üzere, görev verilen her yerde bu millet için, bu bayrak için, bu maneviyat için seve seve görev yapacağımızı tekrar hatırlatıyorum. Ve bundan da hiçbir şüphe duymuyorum. Her fırsatta hep beraber zaten bu görevleri icra edeceğiz diyorum.